Merhaba gençlerim. Bugün size köklü sayılardan çok güzel bir soru çözeceğim. Hem bu sorunun nasıl çözüleceğini öğreneceksiniz hem de köklü sayılar nedir? Köklü sayılarda yaklaşık değer nasıl bulunur? Ya da köklü sayılarda uygulayabileceğim alternatif bir yol var mıdır? Bu soruların cevabını alacaksınız. Şimdi önce bir soruyu okuyalım. Burada değişik köklü sayıların olduğu K, L, M sayılarını vermiş ve bunları sıralamamı istiyor. Bu arada bu soru 2016 YGS sorusunda benzer bir sorudur gençlerim. Önce normal bir çözümünü yapacağım. Tabii ki kökten içinden sayıları çıkararak başlıyorum. K eşittir. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 48 de 4 kök 3'tür. L eşittir. Kök 32 4 kök 2'dir. Kök 12 de 2 kök 3'tür. M eşittir. Kök 18 3 kök 2'dir. Kök 27 de 3 kök 3'tür. Değişik köklü sayıların olduğu bu ifadeleri nasıl sıralayabilirim? Önce bir onu düşünelim. Şimdi tüm sıralama sorularının tek bir mantığı vardır. Sıralanacak ifadelerin mutlaka ortak bir yönlerini bulmanız gerekiyor. Ortak bir paydalarını bulmanız gerekiyor. Üslü sayılarda bu Taban olabilir, üst olabilir. Kesirli sayılarda paylarını eşitleyebilirsiniz ya da paydalarını eşitleyebilirsiniz. Ya da aradaki farklara bakabilirsiniz. Yani mutlaka sıralayacağınız ifadelerin mutlaka ortak bir yanı vardır. Bu soruda da hatırlıyorum o yıl çok takılan olmuştu. Bir türlü sıralayamadım hocam, bir türlü sıralayamadım hocam. E görmesi zor ama aslında görünce de çok basit bir soru. Şimdi gördüğünüz gibi bütün köklü sayılar kök 2 ve kök 3'lerden oluşuyor. Şimdi ben bu ifadeleri şöyle yazıyorum. 2 kök 2 artı buradaki 4 köküçü 2 köküç artı 2 köküç diye yazıyorum. Nedeni birazdan. 4 kök 2'ye 2 kök 2 artı 2 kök 2 2 köküçü de yanına yazıyorum. 3 kök 2'yi de 2 kök 2 3 kökücü de 2 kök 3 sonrasında 1 kök 2 bir de kök 3 dışarı yazıyorum. Gördüğünüz gibi bütün ifadelerde ortak kök sayılar var. Nedir o? 2 kök 2 ve 2 kök 3 toplamları tüm ifadelerde aynı. O zaman bunları sıralamak için sadece buradaki köklü sayıları sıralamanız yeterli. O halde buradaki köklü sayıları sıralayıp işi bitireceğim. Kök 3 kök 2'den büyüktür. Dolayısıyla 2 kök 3 2 kök 2'den de büyüktür. Yani buradan k l'den büyük geldi. Kök 2 artı kök 3 de 2 tane kök 2'nin toplamından büyük olduğu için biliyorsunuz kök 3 kök 2'den büyüktür. Dolayısıyla buradan da m'nin l'den büyük olduğunu gördüm. Demek ki en küçük ifade L. Tamam. Peki M mi daha büyük, K mı daha büyük? M ve K'ya bakarsan da iki kök 3'ün bir tane kök 3 ve bir tane kök 2'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kök 3 kök büyüktür. Dolayısıyla K da M'den büyük. O halde bu üç ifadenin sıralaması da L küçüktür, M küçüktür, K olacaktır. Yani doğru cevap denizde. Evet sorunun normal çözümü bu şekilde. Ama sınavda bu normal çözümleri görmek ya da düşünmek bazen çok zor olabiliyor. O stresle, o kaygıyla, o zamanın su gibi akıp gitmesiyle bu ince yerleri düşünmek zor olabiliyor. Bulmak zor olabiliyor. O yüzden size bir alternatif çözüm de yapacağım. Bunu da köklü sayılarda sıkıştığınız zaman kullanabilirsiniz. Yani tabii ki tüm soruları çözmeyecektir ama en azından elinizde ikinci bir yol olacaktır. Şimdi bunun için önce köklü sayıların ne olduğundan biraz bahsetmem gerekiyor. Herkes köklü sayı yapar. Kök içinden ifadeler çıkarılır ya da kökün içine sayı sokulur. Köklü sayılar toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaparsınız. Ama öğrencilere kök 2 nedir dediğimde herkes bir takılır. Siz de bir düşünün bakalım. Kök 2 nedir? Bakın kaçtır demiyorum. Nedir diyorum. Matematikte kavramları bilmeniz çok önemli. ÖSYM kavramları bilip bilmediğinizi o kadar güzel test eder ki. Böylece ezberleyenleri bilenlerden çok güzel bir şekilde ayırır. Bir köklü sayı nedir? Bu kök işareti nedir? Önce bir ona bakalım. Gençlerim kök A sembolü karesi A olan sayıyı gösterir. Mesela bu kök 2 sayısını eğer hesap makinenizde hesaplarsanız 1,41 ile başlayan 42, 13, 56 ile devam eden, ekrana sığmayan bir sayı bulursunuz. Bu sayılar gençlerim irrasyonel sayılardır. Yani aynı pi gibi sonsa kadar 7 basamaklar çıkarırlar ve az kendilerini asla tekrar etmezler. Dolayısıyla bu sayılarla işlem yapmak çok zor olduğu için hani bu kadar büyük basamaklı sayılarla işlem yapmak çok zor olduğu için matematikte pratik olsun diye şu kök sembolü çıkmıştır ortaya kök 2 aslında burada 1,4 ile başlayan bu büyük sayıyı sembolize eder. Yani bu kök yerine biz yumuşak g diyebilirdi matematikçiler ama dememişler. Sadece kök sembolünü koymuşlar. Tamamen işleri kolaylaştırmak adına, işlemleri daha rahat yapmak adına bulunmuş bir semboldür aslında. Aslında kök 2 diye bir şey yoktur. Aslında buradaki sayıyı sadece denklem çözerken göstermek adına uydurulmuş bir semboldür. Yani kök a ifadesi karesi a olan sayıyı temsil eder. Küp kök a ifadesi de kübü a olan sayıyı temsil eder. Ve bu şekilde gidebilir. Mesela küp kök 2 de 1,25 ile başlayan, 99, 21 ile devam eden, sonsuza kadar yeni sayılar çıkaran bir irrasyonel sayıdır. Biliyorsunuz irrasyonel sayıların tam değerleri bilinemez. Aynı pi sayısı gibi. Peki Köklü sayıların ne olduğunu anladınız. Köklü sayılar aslında işlem yaparken bize çok zorluk çıkaran sayıları göstermek adına uydurulmuş bir semboldür. Ya da bir işlemdir diyebiliriz. Peki, şimdi bunu soruyla ne alakası var diyebilirsiniz. Şimdi köklü sayılarda gençlerim yaklaşık değer bulmayı çok iyi bilmeniz lazım. Yaklaşık değer bularak da bazı soruları çözebilirsiniz. Mesela 2018 TYT'de buzdolabındaki uğur böceği sorusunu biliyorsunuz. O tamamen bir yaklaşık değer sorusuydu. Ve yaklaşık değer bilenler o soruyu yaptılar. Peki yaklaşık değeri nasıl bulabiliriz? Öncelikle şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusunda 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye işaretledim. Sayı doğrusunda bu sayıları kök için alın. Bu kök 1'dir. 2 kök 4'tür. 3 kök 9'dur. 4 kök 16'dır. 5 kök 25'tir. Böyle gider. Mesela örnek size kök 17'nin yaklaşık değeri lazım oldu. 17 Gördüğünüz gibi kök 16 ile kök 25 arasındadır. Yani buralarda bir yerdedir. Bu da kök 17'nin 4 virgüllü bir sayı olduğunu gösterir. Veya kök 11. Kök 11 kök 9'dan büyük, kök 16'dan küçük bir sayıdır. Yani buralarda bir yerdedir. Dolayısıyla kök 11 3 ile 4 arasında bir sayı. Yani 3 virgüllü bir sayıdır. Peki tamam o zaman yaklaşık değeri de bulmayı öğrendik. Ama yeterli değil. 2018'deki soru için de yeterli değildi. Sadece tek haneyi bilmeniz soruyu çözmeye yetmiyordu. Bir köklü sayının ikinci hanesi nasıl bulunur? Şimdi onu göstereceğim ve bu videoyu da sırf bunun için yaptım. Bir köklü sayının yaklaşık değeri bulunurken ikinci haneyi nasıl bulursunuz? Mesela kök 2'yi baz alalım. Kök 2 x olsun. Bunun her iki tarafını ben 10 çarpıyorum. Ve bu 10'u içeri sokuyorum. Kök 200 oluyor. Burası da 10x oluyor. Peki artık köklü sayıların ne olduğunu bildiğim göre şöyle düşünebilirim. Karesi 200'e yakın sayıyı gösteriyor. Peki düşünün bakalım karesi 200'e en yakın sayı nedir? Ama 200'ü geçmeyecek. 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196'dır. 15'in karesi 225'tir. Dolayısıyla 200'ü geçer. Yani 200'e en yakın olan tam kare sayı 14'ün karesi olan 196'dır. O zaman kök 200'ü şöyle yazabilirim ben. 14 virgüllü bir sayıya denktir. E bu da 10x olduğuna göre bu onu da diğer tarafa bölü olarak geçirirsem 14 virgüllü bir sayıda 10'a bölersem bu bana 1 virgül 4'lü bir sayı çıkarır ve artık kök 2'nin virgülden sonraki ilk hanesini buldum 4'müş. Peki bu çıkarılışı şimdi biraz daha pratik hale getirelim. Mesela kök 3. Kök 3'ün yaklaşık değeri lazım oldu ve virgülden sonraki hanesi de lazım oldu. Hemen yanına 2 sıfır at. Kök 300. Sonra karesi 300'e en yakın sayıyı düşün. 300'e en yakın sayı nedir? 17'nin karesi olan 289'dur. 18'in karesi 324'tür ve 300'ü geçer. Dolayısıyla 300'e en yakın sayı 289'dur. Tam kare sayı. O zaman bu kök 3. 17'yi yaz buraya. Virgülünü de at bu tarafa. Demek ki 1,7'li bir sayıymış. Aynı şekilde kök 5'i de bulalım. Hemen yanına 2 sıfır at. Kök 500. Sonra da karesi 500'e yakın sayıyı düşün. Bu sayı da 22'dir gençlerim. 22'nin karesi 484'tür. 23'ün karesi 500'ü geçer. O zaman 22'yi buldun. Kök 5'i 22 eşitle virgül ortaya at. O zaman kök 5 de 2 virgül ikili bir sayıdır. Gördüğünüz gibi bir köklü sayının virgülden sonraki hanesi bu şekilde bulunur. Ve deneme sınavlarında köklü sayılar sorularında çok işe yarar gençlerim. Tamam. Şimdi öğrendik. yani soruyu çözecek yer kalmadı. O yüzden yukarıdaki çözümü bir siliyorum. Buraya soruyu tekrar çözeceğim. Tamam. Yine sayıları kökten çıkarmakla başlıyorum. 2 kök 2 artı 4 kök 3'tü bu. Bu 4 kök 2 artı 2 kök 3'tü. Bu da 3 kök 2 artı 3 kök 3'tü. Ve deminki çözüm aklıma gelmedi. Nasıl ve neleri eşitleyeceğimi bir türlü bulamadım bu soruda. Sıkıntı değil. Bir de bir yaklaşık değer dene bakalım. Oradan soruyu çözebilir misin? Aşağıda kök 2'nin yaklaşık değerini 1,4 bulmuştum. Kök 2 yerine o zaman bir soruda 1,4 yazacağım. Ve kök 3 yerine de 1,7 yazacağım. O zaman yazıyorum şimdi. 2 çarpı kök 2 1,4'tü. 4 çarpı kök 3 de 1,7 idi. 4 çarpı kök 2 1 4'tü. 2 çarpı kök 3 1 3 çarpı kök 2 1 4'tü. 3 çarpı kök 3 1 Şimdi buradaki çarpmaları yapalım. 2 çarpı 1,4 2,8, 4 2 virgül 8. 4 çarpı 1 virgül 4 çarpı 1 virgül 2 çarpı 1,7 virgül 3 virgül 4'tür. 3 çarpı 1 virgül 3 çarpı 1 de 5.1'dir. Tamam. Bu toplamaları yapalım. Burası 9,6'lı bir sayı çıktı. Burası 9 virgüllü bir sayı çıktı. Burası da 9,3'lü bir sayı çıktı. Tamam. O zaman bu sayılardan en büyüğü K'ymış. Sonra M'ymiş. Sonra da L'ymiş. Demek ki cevap yine Denizli. LMK. Evet. Umarım bu çözümü de beğenmişsinizdir. Alternatif yolları bilmeniz çok önemli. Ve bu yolları bilebilmeniz için de konuların aslında ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Konularla işlem yapmak ne yazık ki gençlerim sınav için yeterli değil. Aynı şekilde mesela öğrencilere hep sorarım. Logaritma nedir? Herkes logaritma çözer ama kimse logaritmanın ne olduğunu bilmez. Logaritma üstel fonksiyonu tersi. Evet üstel fonksiyonu tersi ama aslında logaritma nedir? Niye bulunmuştur? Ne işe yarar? Ne yazık ki hiç kimse göstermez ve hiç kimse de bilmez. Onunla ilgili de zamanı gelince güzel bir video yaparım. Evet umarım bu videoda aklınızda yeni pencereler açmıştır. Güzel kazanımlar katmıştır size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.